...gazeteci Farşit Bageryan, evet hem Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklamalar var hem de artık Hamaney, manevi lider, siyonist rejim bitti dedi. Bütün bunlar ne anlama geliyor konuşacağız. Farşit Bey günaydın, merhaba. Günaydın efendim, iyi yayınlar size. Çok Sağ olun. teşekkürler. Yani e, uyuyamadık gece diyebiliriz, diken üstündeydi. Evet. E, İran'da neler yaşandı? Gerçekten e, İran ordusunda bir hareketlilik var mı ve nasıl bir hamle beklemeliyiz? Hemen arz edeyim. Bakın İran ve İsrail arasında bir savaş ceryan ediyor. Bu devam ediyor. Yani bu bir günlük bir meselesi değil. Suikastten sonra da zaten başlamadı. Fakat bu savaşın, siz savaş niteliği eğer burada e, göz önünde bulundurursanız bu beşinci nesil savaştır. Yani bu siber savaş dahilindedir, psikolojik harp dahilindedir. Ve birçok zaten başka e, etkenler. Dolayısıyla biz savaş halindeyiz. Fakat bu psikolojik harp ve siber savaşı vesaire vesaire şu anda dördüncü nesil savaşı dön dönmeye başlıyor. Esas ki ko korkutulan kısım odur. Yani beşinci harp savaşı dördüncü harbe. Konvansiyonel harbe dönüştü takdirde o zaman demek ki füze, balıstık füze efendim söyleyeyim, seyir füzesi, uçak falan ve sayılması gerekiyor. Halbuki e, zaten bir savaş halindeyiz ve bu savaşlar devam ediyor. Bu açıklamalar, bahsettiğiniz açıklamalar çoğu zaten kısmı bir psikolojik harbe bağlı. Yani bu açıklamalar Türkiye'den Örnek söylüyorum, İsrail'den geliyor, İran'dan geliyor, birbirine bir takım atışlamalarda bulunuyorlar. Zaten bunlar bir harbin bir kısmıdır. Ama bunların çoğu gerçekleşeceği anlamına gelmiyor. Sonuç itibariyle herkes kendi halkını güvenliğine, kendi halkının moraline herhangi bir devlet mükelleftir. Bu mükellefet adı altında devletler, bazen güven verici sözler kullanıyor herhalde. Ama tekrar söylüyorum, İran şu anda eğer İsrail'in beklemediği, bir yerde dar hamle yapacaksa, saldırı yapacaksa o zaman bunun bir açıklamasını gerek yok ki. Yani ben bu saatte şu şu yerde açıklama yapacağım. Madem harbi içindeyiz. O zaman bunların çoğu şu anda bir hazırlık aş aşamasındadır. Yani belki de hiç savaşa gerek kalmadan bu psikolojik harbi harbi kazanabiliriz diye örnek söylüyorum. Amerika'nın şu anda 12 tane savaş gemisi bölgeye geldi. Dün akşamki dün akşam B1 uçak e, bombardıman uçaklar da geldi. Amerika bunları kullanacak gibi bir gaye yok. Ama belki bunun bununla bir caydırıcılığı evet, bu yaratabilir gövde diye bir şekilde evet. anlamına da gelebilir diyorsunuz. Aynen. Şu anda o aşamaya gelmedik. Yani hı hı. bir füze atışlaması. Ben tahmin ediyorum bu ne bir bir ilk günde başka programınızda zaten bu ifadeyi kullandım. İran misilleme yapacak yapmayacak değil çünkü İran İsrail'e karşı değil kendi halkına karşı bir sorumluluk taşıyor. Yani dolayısıyla örnek söylüyorum bir sonraki seçimde dikkat edin katılım oranı biraz düşük. Eğer İran bunu cevap vermezse bir sonraki seçimde kimse katılmıyor, kimse sandığı girmeyecek. O bakımdan İran bir şekilde bir misilleme yapacak. Yani görkemli olması lazım. Bu görkem meselesi kısmı hmm. farklı olur. Yani İran belki, bakın burada bir suikast düzenlendi İran'da. Suikansı bu suikast tamamıyla, tabii bu suikast vasıtasıyla elimizde bir emaneti tam koruyamadık ve kaybettik. Bu bir. İkincisi... Derler ki bunu yapay zeka ile yapıldı. Yani yüksek teknolojiyle. Bu yüksek teknolojiyi kullananlar sanki bir el üstünde tutuluyorlar. Yani hangi devlet olursa olsun. Dolayısıyla İran bundan sonra kalkıp da bir tane seyir füzesi Tel Aviv'e atarsa, beş tane, yüz tane, iki tanesi düşerse burada yani Artık bu e, mazide kaldı. Bunlar bitti bence dönemi. Bu daha önce şu anda sonra... dediğiniz gibi zayıf bir atak evet. olarak değerlendirildi İsrail ile İran arasında. Fakat Hamane'in yani düşünün Katar'da yaşamasına rağmen İran'da suikast sonucu hedef alınması e, çok farklı anlamlar içeriyor. E, İran kamuoyu e, kamuoyunda neler konuşuluyor? Haman arz edeyim. Ee, Şehit e, Haniye dikkat edin e, zaten ilk defa suikasta uğramadı. Bu beşinci kez zaten Doğru. kendisi şehadetini ermiş. Evet. evet. 15 defa da İran'a geldi. İsrail'in hedefindeydi zaten. Yani bugün olmadı. Doğru. Ama burada mesele şu. Bizim uluslararası ilişkilerde bir terim var. Kulminen point. Yani öyle bir noktaya gelmesi lazım ki iki savaşan taraf. Gerçi Gazze'deki bir savaşı bir savaş nitelendirmiyoruz. Soykırım olarak. Yani orada bir savaş yok. Doğru. Çünkü e, mazlum halkın elinde hiçbir şey yok. Su bile yok. Onun adı savaş konmaz. Ama farz edin ki bir savaş cereyan ediyor. Dolayısıyla iki tarafın hareket ya da kıpırdamayacak noktasına geldiği zaman ancak masaya oturabilirler. Do doğru. Şimdi biri saldırganlığı üstün ise ve ilerliyorsa hiçbir zaman barış masasına oturmaz. Konu şundan ibarettir. Biri burada İsrail tuzağa düşürdü ve İsrail'i masaya oturtmaya çalışıyor. Tekrar söylüyorum. Yani İsrail bu saldırının arkasında bana göre tam değil. İsrail'in gücü yetmez. Çünkü bakın İsrail Lübnan'a saldırıyor, kaçtan sonrası İran'a saldırıyor. İki cepheyi birden açıyor. İki büyük cepheyi birden açıyor. Bu bir İsrail ya bu bir akıl olmaz. Yani Şimdi ordunun aklını kadar yaptı diyemiyoruz, değil mi? Çok pardon sözünüzü böldüm. Ya yani İsrail yaptı demiyorum. diyebiliyor muyuz şu anda e, dediğiniz gibi? Yani bütün e, tabii oklar İsrail'i gösteriyor. Hemen ha, bakın devletin İran devletin muhasebesi zamanı okuma biçimi İsrail'den ibarettir. Bu başka ona karşı ben gelemem, hiç kimse gelmez. Devletin okuma biçimi bu şekildedir, bitti. Örnek söylüyorum, helikopter kazası da hatırlarsınız, sizinle birçok program yaptık zaten oh. kanalınızda. Orada da devletin okuma biçimi kazadır, bitti. Örnek söylüyorum. Birkaç sene sonra belki bunun davası açılabilir. Muhsin Yazıcıoğlu gibi yani, tekrar söylüyorum. O zaman kazadır, bitti ve konu kapandı. Çünkü devlet kendi maslahatını kendisi belirliyor. Yani halktan bunu sormuyor. Şimdi burada dikkat edin. Devletin maslahatı İsrail yaptı diye bitti. Çünkü eğer bunun arkasında Amerika varsa Amerika'yı nasıl karşılık verecek? O zaman küçük birini seçip de ona ders vermeli. Tekrar söylüyorum. Bunun arkasında bu bir kolektif bir suikasttır. Yani bir İsrail'in gücü yetmez burada. Yerel yerel uyuyan hücrelerden faydalanmış durumda. Yani eğer bu bir bomba saldırısı ise İsrail'in bombanın arkasında değil ki yerel bir güç bunu yaptı. Dolayısıyla bu bunun raporu, açıklanması, niteliği, niceliği bana göre bir iki sene açılın. Hiçbir şekilde açıklanmasın. Yani bu bir sır gibi kalacak burada. Ama o devletin şu andaki verdiği karar okuma biçimi İsrail'den ibarettir ve intikamımızı İsrail'den alacağız. Tamam bu noktaya kadar geldi. Yani İran muhasesinden bu noktaya kadar geldi. İsrail de bu noktayı kabul etti. Dikkat edin şu anda İsrail teyakkuzda bütün uçuşlar İsrail'e doğru kapandı. Artık İsrail'e sadece Amerika'nın dışı, Amerika'nın askeri uçaklarının dışında hiç uçar, hiçbir şey gitmiyor. Evet, hala yani, da açılmadı İsrail, şu anda. Evet, demek ki iki Hı -hı. taraf bu durumu kabul ettiler. Bu durum kime kazandırıyor? Ne İsrail ne İran'ı ikisini kazandırmıyor açıkça söylüyorum. Belki başka kazananlar var burada mesela örneğin Rusya. Dolayısıyla burada esas şu İran cevap verecek ama bu cevap ben dün akşam da söyledim yani televizyonunuzda, kanalınızda. Yani hemen 4-5 tane Tel Aviv'e 100 tane füze atalım. iki tanesi yere düşecek. Orada bir, bir biz vurduk. Bir Türkiye'deki kanalların analistler derler ki hiçbir şey olmadı. O zaman yani İran bunu girmez. Yani bu artık mazide kaldı. Dolayısıyla farklı şeyler olması lazım. Bu farklı, farklılıkları şu şekilde açıklıyorum. Bu siber saldırısı olabilir. Psikolojik harp olabilir. Yüksek teknoloji harp olabilir. Ee, İsrail'in varlığı şu şekilde yani bilim adamları, iş adamları, e, yüksek rütbeli askerlerin farklı dünyanın farklı bölgelerde suikast yapabilir İran. Örnek söylüyorum. Ha bunun geçmişi var mı yok mu başka bir konu? Ya da İsrail'in askeri üsleri nerede özellikle Afrika'da, Cibuti'de, Somali'de, Eritre'de. Ee, Somalya'da daha doğrusu e, Sudan'da buradan onlar saldırı düzenleyebilir. Babelmen'de ve tamamıyla kapatabilir. Yani İsrail'e ait olan bütün gemiler saldırı bir şekilde düzenleyebilir. şekilde Orta Doğu e, evet bu tansiyonun yükselmesi ve bir savaş ne e, doğru gidiyor. Peki Beyaz Saray neden e, İran'daki hareketlilik, İran'ın tehdidi e, ciddi ifadesini kullandı ve e, İran'ın bir alarm durumuna geçmesi mi e, acaba Amerika tarafından da yönlendiriliyor? E, Amerika'nın da bu açıklamayı yapması e, dikkat çekti. Nasıl yorumluyorsunuz? Hemen arz edeyim. Bakın küremizin her bütün hava sahası Amerika tarafından izleniyor. Yani Amerika her şeyden haberdar ol haberdardır. Ben hava hava sahasından bahsediyorum. Kara farklıdır. Dolayısıyla Amerika'nın bu saldırının kimin yaptığını biliyor. Kendisini biliyor. İran'ın da şu anda hangi tayakkus biçiminde olduğuna, ne kadar hareketli yaptığına da görüyor. Yani görmeyecek anlamına gelmiyor. Fark etmez. Türkiye'de ne olursa Amerika görüyor zaten bunu. Dolayısıyla Amerika, İran ne durumda olduğuna, ne güce sahip olduğuna, nitel ve nicel anlamda şu anda nasıl bir hazırlık yaptığını çok iyi biliyor. Bildiği için tekrar söylüyorum 12 filosunu gönderiyor yani uçak gemisini gönderiyor görev grubu geliyor. Nükleer bir Ve tehdit B1 bu... e, balistik füzelerden bahsettiniz yani böyle bir e, nükleer bir tehditten mi bahsediyor acaba? Bakın e, nükleer bir tehdit şu şekilde İran'ın elinde nükleer başlık varsa ki olabilir yani ben bilmiyorum siz de bilmiyorsunuz yani biz olabiliriz. Yani çıkmadı ama İran... tabii herkes ha, hazırlık yapıyor dediğiniz gibi. Aynen İran şimdiye kadar inkar etti. Yani bunu bir şekilde inkar etti ve bunu haram olarak bile nitelendirdi. Ben karşı değilim. Yani ben bir vatandaş olarak niye bizim nükleer silahımız olmasın diye. Yani Türkiye'de de aynı şekilde düşünülüyorlar. Niye bizim nükleer silahımız olmasın? Yani madem başkasının İsrail'in elinde e, devlet olmayan yani rejim bile olmayan bir varlık elinde varsa 70 tane e, daha doğrusu başlık. Niye Türkiye'de İran'da olmasın? Yani bu caydırıcılığı için ve denge politikası için gerekli bir şeydir. Fakat bunların şu anda bu savaşı nükleer savaşa dönüştürme niyetinde değiller. Çünkü o zaman Rusya'yı kontrolden yani kontrol edemezsin. Rusya'da kontrolden çıkabilir. Çünkü Rusya sürekli yani Rusya'nın elinde bir tek bir nükleer silah kaldı. Başka bir şey kalmadı. Dolayısıyla o noktaya getirmek istemiyor, istemiyorlar. Gerçekten Rusya istemiyorlar. O bakımdan İran bu noktaya gelmez. Elinde varsa da yoksa o noktaya gelmez. İsrail İsrail'de kalkıp da yani bakın farz edin ki İran bir nükleer silahı var. Başlığı var. İsrail toplam toprak bütünlüğü 22 bin kilometre kare. Nereye vuracaksınız oğlum? Yani siz oraya vurduğunuz takdirde bütün İsrail ve Filistinliler de ölecekler. Yani bunu İran kullanamaz ki. Varsa bile kullanamaz. Bir ikincisi siz nükleer silahı kullandığınız takdirde birkaç ülkenin hava sahasını kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Bu hava sahasını kullandığınız takdirde başkasını savaşa dahil etmiş oluyorsunuz. O bakımdan İran bu şekilde yani Orta Doğu'ya atışı vermez. Çünkü kendisi bu içinde yanar. Ben İran bir şekilde savaşa başlayacağını zannetmiyorum. Tekrar söylüyorum bu suikastın neticesinde ki bir kırılma noktasıdır. ve Dünyada çok önemli bir, bir zaman aşımından bahsediyoruz. Biri İsrail'e tuzağa düşürdü ve savaşa çekmeye çalışıyor. Çünkü İsrail güçten anlıyor sadece. Barıştan hiçbir şekilde anlamıyor. İsrail Biri İsrail'e... Evet. Evet, evet. Biri masaya oturturacak İsrail'e. Ben bu, bu 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 hengamenin sonrası İsrail Kesinlikle. masaya oturacak ve barışı kabul edecek diye düşünüyorum evet. Şimdi İran derken bir yandan da Nasrallah'ın açıklamasını tam olarak paylaşmak için bir yandan bakıyorum hay hay. izninizle. Hay hay. Şimdi Hizbullah lideri devreye girdi ve Hasan Nasrallah İsrail'e açık açık diyor ki biraz gülün ama çok ağlayacaksınız. Hangi çizgiyi aştığınızı bu tabi İsmail Haniye'nin ve aynı zamanda tabi Hizbullah'ın ikinci adamı da Fuat Şükür'e yönelik suikastın ardından da biraz gülün ama çok ağlayacaksınız. Hangi çizgiyi aştığınızı, ne tür bir saldırganlık yaptığınızı bilmiyorsunuz dedi. Yani İran'ın e, dışında bir de Hizbullah-İsrail savaşı olur mu? Dur. Hizbullah-İsrail İzb savaşı kaçınılmazdır. Hemen söyleyeyim. Yani İran vekil gücüdür vesaire bunlar değil. Başka bir nedenler var. İsrail şu anda o Nitanlı Nehri'nin zaten o tatlı sunun ihtiyacı olduğunu herkes biliyor. Yani oraya ulaşmak zorunda. Bakın bu Gazze'nin bilmem 15 yıllık bir yeni yeni yapılandırma planı var. O suyu nereden temin edeceksiniz? Dolayısıyla orada o işgal planı İsrail'in kafasında. 10 kilometre derinliğinde zaten İsrail fosfor bombasıyla orayı yok etti. Orası yaşanmaz hale getirdi zaten. Yani İzbullah bunu biliyor. O farklı bir konudur. Yani o toprak peşinde İzzullah o toprakları koruyor. Hizbullah e, olmazsa şimdiye kadar zaten 10 defa 2000, 2006'dan sonra belki 10 defa oraya saldırıp da belki bunu ilhak bile yapabilirdi. Dolayısıyla İsrail'in ki Lübnan politikası ve İran politikası arasında bir, büyük bir farklar var. İsrail Lübnan'a karşı bir varoluşsal bir tehdit görmüyor. Tam tersi Lübnan İsrail'i bir varoluşlar bir tehdit olarak görüyor. Ama İran'ı bir varoluşlar tehdit olarak görüyor. Bu, bunun arasında büyük farklar var. O bakımdan ben arz ettiğim gibi İsrail hemen e, Sayın Pezeşkihan'ın yemin töreninden bir saat sonrası Beyrut'a saldırıyor. Evet. Ve kaç saat sonrası İran'ı saldırıyor. Yani iki cephe birden açıyor. İki farklı, iki farklı konsept de. Bunu yani bunun paradigması bir... bir farkıdır. Suikast yani hem dediğiniz gibi İsmail hani evet. suikastta hem Beyrut'ta Lübnan'da Hizbullah'a dönük bir suikast, bunların hepsi tabi tamamen gözleri İsrail'e çeviriyor. Peki İran'da dün akşam saatlerinde takip ettik Farshid Bagherian, yani Buyur. İran ordusunda bir hareketlilik var. Her an sanki böyle roketler var. ateşlenebilirmiş gibi. Evet. İran devlet televizyonlarında neler konuşuldu gerçekten böyle artık ordu sokağa inip bu hazırlıklara mı başladı? Bakın e, herhangi bir devlet dikkat edin fark etmez şu anda Amerika bile seçimler için e, daha doğrusu savaş teriminin ve konseptini kullanıyor. Yani insanlara sandığı çekmek için savaş sürekli şu anda eski başkan Trump'ın kullandığı kelime savaştır İç savaş dış savaş iç savaş başka bir kelime kullanmıyor. Şimdi bizde de burada yani bu xenofobi adı altında biliyorsunuz Orta Doğu ülkelerde düşman kelimesi çok kullanıyor. Yani siz burada gerçekten yani sizin programınızı sabahtan akşama kadar sayarsınız en azından bin defa belki düşman kelimesini kullanıyorsunuz. Varsa bile yoksa fark etmez. Bu bizim literatürümüz bir parçasıdır. Bu düşman belli bir noktaya kadar toplum bunu düşünüyor. Peki bu düşman kimdir var mı yok mu? Dolayısıyla devlet bunu karşılık verecek ve onun altını kıymetlendirecek. Her ne kadar İsrail Amerika'dan mali yardım, destek e, destek alabilmesi için düşman yaratmak zorunda ise İran'da da bazı emeller için, bazı düşünceler için düşmanı hmm, yaratmak ihtiyacı evet. var. Şu anda zaten İsrail İran'ın için en iyi düşman. Yani başka yaratmaya da gerek yok. Yani var zaten var ve kullanıyoruz. O bakımdan dikkat edin. Bunların bir var meselesidir, beka meselesidir. O bakımdan ben tekrar söylüyorum. Burada savaşın bir gün bitmesi anlamını gelmiyor. Yani Orta Doğu diken üstünde olması gerekiyor. Çünkü diken üstünde olmazsa petrol fiyatı biz belirleyeceğiz. Siz belirliyorsunuz. Anlatabiliyor muyum beni? Yani, yani ürünün fiyatını biz belirleyeceğiz Benim ama Orta fiyatları... Doğu'da ee, çok pardon, bir de acaba Gazze işgalinden dikkatleri e, bu çatışmaya mı çevirmeye çalışıyor? Yani Gazze'de biraz daha rahat hareket etmek için e, dikkatleri mi e, İran'a yöneltmeye çalışıyor? İsrail'e mi kastediyorsunuz? Evet, yani. tabii tabii. Ha, şöyle söyleyeyim, bakın e, Netanyahu ve kabinesiyle birlikte arada belki birçok çatlak var ama birçok noktada bunlar ortak. Yani ortak olmasa zaten Netanyahu'yu yaşatmazlar. Demek ki bazı konularda ortak bir fikirleri var. Katlama konusunda bunlar ortaktır. Yani hiçbir şekilde bir ayrım bir söz konusu yok burada. Şu anda bunlar Gazze'de masaya otur oturmak için ve barışı sağlamak için bir daha doğrusu e, fahir yani bir, bir görkemli ya da şahşahlı bir e, barış istiyor. Yani biz üst yani üstün bir vaziyetten masaya oturduk. Yoksa aynı Hamas'la e, aynı noktaya, aynı güç e, seviyesine gelmedik. Yani biz da, daha doğrusu şöyle, e, verelim gitsin gibi bir havası var. O bakımdan bu havayı kırmak için birkaç güç var dünyada. Bunlardan bir tanesi Türkiye, bunlardan bir tanesi İran biliyorsunuz. Ama Arap ülkelerde birinci şıkkının peşinde. İsrail evet. üstün bir vaziyette bir şekilde masaya otursun. O bakımdan dikkat edin burada, evet. herkes masayı düşünüyor ama masaya ulaşmıyoruz. Çünkü şu anda İsrail eğer bakın eğer bu suikast İsrail'in işi ise demek ki masa yok. Gerçekten yani bu, bu, bu kadar basit. Yani siz masaya oturacaksınız o zaman İsmail Ali'yi şehadete uğruyor, uğratıyorsunuz. Dolayısıyla masa yok. Ama ben biri bir güç ki o da İngiltere'dir şu anda İsrail'e sattığını düşünüyorum. Ve bir şekilde İsrail bundan sonrası masaya oturacak ve inşallah barış olacak. Biz savaştan yana değiliz. Biz insan kerametinin peşindeyiz. Tabii savaştan yana değiliz. Her hiçbir şekilde yani diyor. Evet. bir yandan evet. İsrail'in e, İran'ı hedef almasının dışında Türkiye'ye dönük çok e, son zamanlarda çok küstah açıklamaları da var. Bu da ayrı bir parantez. Aynen. Bunu da e, önümüzdeki dakikalarda yine değerlendireceğiz. Çok teşekkür ederim. Bu ben saatlerde ederim. aydınlattınız bizi. Estağfurullah. Tekrar Estağfurullah. görüşmek üzere. Estağfurullah. İyi yayınlar sağ olun. Teşekkür Teşekkürler. Olsun.